Objelerin dış çizgileri üzerinde işlem yapabileceğimiz bir araçta Width Tool'dur. Width Tool yardımıyla dış çizgilerin yapısını başlangıç noktalarına, bitiş noktalarına, kalınlık gibi veya farklı noktalarına kalınlıklar ve incelikler vererek yapısını çok farklı bir şekilde değiştirebiliriz. Bu aracı geçmeden önce örnek belgemiz olan Width Tool belgesini Illustrator CS6 örnek dosyaları içerisinden nesne düzenleme araçları ve with tool dosyasını açalım. Belge açtıktan sonra ilk olarak soldaki dairemizi seçili hale getirip hemen rotate tool'un altında bulunan with tool kısa yolumuz shift w araca tıklayıp seçili hale getirin. Önemli olan noktalardan bir tanesi bir nokta üzerinden de bu stroke'un genişletme işlemi yapılabileceği gibi farklı bir alandan da işlem yapılabilir. Hemen başlayalım. Üstteki noktanın üzerine doğru gelip mouse'la tıkladıktan sonra hafifçe sürüklüyorum. Belli bir aşama kadar sürükledikten sonra objenin üst tarafında tepe noktasına ulaşan bir kalınlık ve daha sonra tam karşıya kadar altta bulunan noktaya kadar bir İncelme uygulamış olduk. Bu incelme otomatik olarak kendisi tarafından yapılıyor. Diğer noktaları da kullanarak bu kalınlığı arttırabilir veya var olan kalınlığı inceltebilirsiniz. Bu şu anda kapalı bir pet. Açık petler üzerinde de bunu yapabilmeniz mümkün. Klavyeden PC kullanıcıları kontrol, Macintosh kullanıcıları komut tuşuna basarak nesneyi bir kere seçili hale getiriyorum. Ve bu e, objenin sol üst noktasından başlayarak hemen bir çizim oluşturuyorum. Stroke kalınlığını farklı bir şekilde artırıyorum. Farklı alanlarda noktalar ekleyerek daraltabilir ve yine farklı noktalarla azaltabilirsiniz. Buradaki noktaları tekrar düzenleyebilmek için nokta üzerine geldiğinizde kalınlığı belirten alanı göreceksiniz. Bu kalınlığı noktalarından herhangi birini tıklayarak ikisi birlikte hareket edecektir. Klavyeden alt tuşuna basılı tutarak işlem yaparsanız sadece tuttuğunuz nokta üzerinde bir kalınlığını ayarlamış olursunuz. Bununla alakalı bir örnek daha yapalım. Aynı belge içerisinde ki ikinci sayfaya geçiş yapalım. Hemen bunun için uzaklaşıp tekrar yakınlaşmak veya space tuşuna basılı tuttuğunuz sürece hand tool'la kaymaktansa Sağ taraftaki art borsa gelip ikinci sayfayı çift tıklamanız yeterli olacaktır. Paneli kapatalım. Şu an bu bir kapı kolunun bulunduğu metal gövde. Bunun üzerine bir kapı kolu çizeceğiz. Örnek yapacağımız işlem bu olacak. Bunun için pen hemen şuradan başlayarak bir kapı kolunun yapısını çiziyorum. Bu şekilde biraz dışarıya doğru taşıyacağım ama bu şekilde hazırlamış olun. Şu an bu kapı kolu bir beyaz gövde. Kapı açık pet olduğu için buradaki alanı görebiliyoruz haliyle. Ve siyah bir dış çizgiye sahip. Gövde rengini Selection Tool'la objeyi seçtikten sonra hemen üst taraftaki alandan rengi kaldırıyoruz. Nan seçeneğiyle. Ee, dış çizgi kalınlığını da artırabiliriz. Ama bunun yerine zaten ben Width Tool'u kullanacaktım. Vittul aracını açtıktan sonra ilk başlangıç noktası olan şuraya doğru şöyle bir kalınlık atıyorum. Bu kalınlığı atadım da evet kapı koluna benzer bir yapı oldu. Ama buradaki alan tam olarak oturmuyor. Bu alanı da oturtabilmek için aklıma bir anda stroke panelinde bulunan cap seçeneği geldi. Burayı dairesel bir şekilde tamamlarsak işlemimiz olmuş olacak. Ve bunu Belki birazcık daha üstten daraltıp uygun yeri konumlandırdıktan sonra bir de renklendirebilirsiniz. Kepte dahil olarak tamamı renklenecektir. Bu şekilde hemen her seviye ilustrasyon hazırlarken rahatlıkla kullanabilirsiniz.